Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere emoji tiplemelerini nasıl yaptığımı göstereceğim. Muhammed Eşref kardeşim özellikle istedi, abi emojileri nasıl yaptığını bize videosunu çeker misin diye. Onun için bu videoyu çekme kararı verdik. Arkadaşlar bugün sizlere çok farklı farklı tipleri çekeceğiz. Yani bu şekilde. Daha önce biz yapmıştık. Bilmiyorum, kamera alıyor mu bunları. Arkadaşlar tamamen hayal gücünüze kalmış bir şey. Yani İstediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Üçgen, ne bileyim yuvarlak, kare. Tamamen size kalmış özgü bir şey. Biz ekseninde yuvarlak yaptık ama gözleri, ne bileyim işte kaşları olsun. Biz hepsini kendimiz tasarladık. Standart emojileri biliyorsunuz zaten. İşte gözlük var, kızgın surat var. Mesela bizim kızgın suratımız, gözleri, kare. Tamamen size kalmış bir şey. Biz nasıl yapacağız, ne gibi malzemeler gerekiyor onları anlatacağım. Arkadaşlar ilk önce keçe lazım bize. Keçe bu kırtasiyelerde satılıyor. Artık 1 metre 1 metre o civarlarda bir şey. Fiyatları 3,5-4 lira civarında bir şey. Biz bunları hep kestik. Nasıl keseceğimi de göstereceğim arkadaşlar. Şöyle alalım, kenara alalım. Bir tane. Maviden keselim. Arkadaşlar bu tabağı ne yapacağız? Keçe yemeyeceğiz. Hoş. Keçenin hizasını bununla ayarlıyoruz. Arkadaşlar kıyıdan köşesinden şöyle her köşesinden çizecek şekilde ayarlayın keçenizi. Kaleminiz güzel keçeli kalem varsa onunla daha iyi olur. Bizim tükenmez kalemler. Arkadaşlar ortasına şöyle sağlamca bastırıyorsunuz. Böyle bir yuvarlak karşınıza geliyor. Falçatanız varsa falçatayla keserseniz daha güzel olur. Ben falçatam yok. Ben makasla keseceğim. İlk önce şöyle rahat rahat keseyim. Çünkü bunlar birbirine yapışan bir şeyler. Şu fazla parçamı atayım kenara. Arkadaşlar tamamen sizin el becerinize kalmış. Lan ekrana çıkıyorsun, ekrana tükürüyorsun. Arkadaşlar böyle bir yuvarlak elde ediyorsunuz. İsterseniz kare, isterseniz dikdörtgen, o size kalmış bir şey, hiç fark etmiyor. Ben yuvarlak yapıyorum. Evet, tabağımızı kenara alalım. Göz yapmak için de ben oğlumun biberonun kapağını kullanıyorum. Şu şekilde yuvarlak bir şey bulursanız gözleri istediğiniz renk yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bakın mavilikler var bu kenarda. Hani bunlar belli olmasın diye bunun arkasını kullanacaksınız. Gözlerini eksette mavi siyah kullanıyorum. Ben tabi daha önceden yaptığım için keçelerim hep kesik kesik arkadaşlar. Siz duruma göre sıfır keçe alacağınızdan istediğiniz boyutlarda, istediğiniz şekillerde kesebilirsiniz. Aynı bunu da bu şekilde arkadaşlar bastırıyoruz. Siyahın üstüne renk biraz daha şey çıkar. O yüzden biraz daha fazla bastırarak, ama dediğim gibi kapağı tekrar dikkat ederseniz, burada elimde kararıp duruyorum. Yani, bilmiyorum kamerada gözükür mü? Şu yuvarlağı görüyorsunuz. Aynı şekilde bunu da rahat kesmek için ben böyle asılı kalem. Yani yuvarlak çıkartmanız gerekiyor. Bizim gibi böyle ucu bucu düzgün olmasın. Falçada çok önemli. Falçada varsa aslında daha güzel kesebilirsin. Evet arkadaşlar, dediğim gibi hani el becerisi. Hemen bir tane daha göz yapalım. Evet arkadaşlar. Alayım, teşekkür ederim oğlum. Ah, bu da senin olsun. Atabilirsin. Evet arkadaşlar. Gözlerimizi yaptık. Bize bir adet uhu veya da silikon. Hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben şimdi daha çabuk olsun diye uhu kullanıyorum. Arkadaşlar tiplemeler dediğim gibi size kalmış bir şey. Özgür ifade. Kafanızda neler varsa, ne gibi şeyler canlandırmak istiyorsanız onları canlandırabilirsiniz. Hiç emojilere bağlı kalmayın. Arkadaşlar gözlerini
şu şekilde baktığınız zaman da kendinize göre ortasını ayarlamaya çalışın. İsterseniz şaşı, isterseniz düzgün şekilde yerleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Şöyle yapalım. Bunu nasıl bir tip yapalım? Şimdilik böyle bir tip çık piyasaya ama buna ağız yapmamız gerekecek. Ağız veyahut da bıyık veyahut da kaş veyahut da istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Biz buna eksik olarak aslında bir ağız olarak yani gülen surat yapmamız gerekiyor. Onu da gene buradan şöyle güzel bir geniş parça alarak büyük bir ağız yapmak istiyorum bunu. Evet oğlum buyur. Arkadaşlar bu şeytan suratları yapmanız size kalmış bir şey. O boynuzları ben kendim çizdim. Yani malzeme olarak bir şey kullanmadım. Elimin yeteneğiyle çizebildim. Siz de becerirsiniz. Ben size güveniyorum. Sizde o ışık var. Arkadaşlar bu şekilde dikdörtgen tarzında bir şey kesmeniz gerekiyor. Evet oğlum da bana katılıyor. Arkadaşlar dikdörtgenin bir köşesinden giriyorsunuz. Bu şekilde dairesel kesmeye çalışın. Diğer uca kadar aynı şekilde böyle yarım ay şekli gibi. Yani şu şekilde dolunayın yarısı gibi yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde gülen surat şu şekilde nasıl da bu şekilde ise ağlayan surat gösterebilirim. Ağlayan surat, gülen surat. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde kaş da ekleyebilirsiniz. Yani isterseniz. Yani ben size hepsini tek tek gösteremeyeceğim çünkü video çok uzun olur. Bayağı bir uğraştırıyor biz bunlara gece yarısına kadar uğraşmıştık. İsterseniz ince, isterseniz martı kaş da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış bir şey. Biz şimdilik ağzını yapalım. Bir de sizin için kaş yapacağım. Aslında bunu ağlayan değil, gülen surat yapalım çünkü gülen suratımız eksik. O attı. Evet arkadaşlar bu işe dikkat etmeniz gerekiyor. Gülen suratın sahnesi aktı. Evet, ortalama. Yine sizin göz kararınıza kalmış şekilde ayarlıyorsunuz. Böyle biraz çekelim, ortalayalım. Evet. Evet arkadaşlar, bu şekil. Evet oğlum, doğru söylüyorsun. Haklısın, evet. Arkadaşlar, kaş yapalım. Evet, yine siyah malzememiz lazım. Sonra da aslında martı kaş mı yapsak diye düşünüyorum ama yine bu şekilde düz bir şey. Kilde kesiyorsunuz. Evet, oğlum bu arada masayı dağıtıyor. Yavaş yavaş masada bir şey kalmayacak. Bunu ortadan tutarak şöyle ikiye katlayın. Tek kaş yapmıyorum bunda. Çift kaş yapalım arkadaşlar. Ortadan ikiye katlayın. Ama dikkat edin elinizi ayağınızı kesmeyin. Yani düzeltmeye bakın arkadaşlar. Çok hassas bir düzeltme yapamayız. Sonuçta makine değil elimiz. Ve bunu ortadan ikiye bir keselim. Arkadaşlar kaşı nasıl yapalım? Şuradan bir girelim. Şöyle aşağı doğru bir inelim. Arkadaşlar şu şekilde olması gerekiyor. Yani bu şekli çıkartmaya bakın. İsterseniz bu şekilde düz kaşla yapabilirsiniz. Yani bunu yapamıyorsanız bunu da yapabilirsiniz. İlla bu şekli vereceğim diye bir kaydı yok sonuçta bakın. Şöyle düz kaşla olabiliyor. Şu siyahlıkları ben bir alayım. Ama tamamen size kalmış bir şey. İsterseniz böyle diken diken yaparak saç yapabilirsiniz emojinize. Bu size özgürlüğünüze kalmış bir şey. Tamamen kafanızdaki arkadaşları tasarlamak. Bunu aslında şöyle şaşkın tarzında. Bir tanesini yaptıktan sonra arkadaşlar diğerini de üzerine koyup daha rahat yapabilirsiniz. Şuradan giriyorum. Şuradan da şöyle biraz oval alıyorum. Bunu kaştan yukarıda mı kaldırsak? Şaşkın gibi. Sizce nasıl oldu? Şey gibi oldu bu
Hatırlar mısınız bilmem böyle hani kenardan böyle top fırlıyor böyle geliyor hani kollar var yukarı topu kaldırmak için uğraşıyorsunuz. Aynı onun onun şeyde kolları gibi oldu. Ya da şöyle yapsak. Yankısı daha güzel oldu. Sanki bu daha güzel gibi geldi bana. Bence böyle yapalım. Tiplemeler dediğim gibi sizin... Aslında kararsız da kaldım. Kaşlarını havaya mı kaldırsak? Ya da düz kaş mı yapsak? Arkadaşlar işte böyle tipler çıkınca karşınıza da hangisini yapsam diye şaşırıyorsunuz. Bir saniye bakalım. Böyle yapalım. Nasıl olsa işte çok sinirli kaşlar var. Bir de şaşkın surat gibi bir şey yapalım. Olsun. Bunu da böyle deneyelim. Maksat. Görüntü olsun. Yalnız U'ya ya da silikona dikkat edin arkadaşlar. Ben her seferinde kaçırıyorum. Oğlum arabasını düşürdü. İki yağlı bir ürün var. Gidu gidu gidu. Oğlum gidu 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 diyor. Evet biraz şebeğe benzedi ama olsun. Dur bak. Krem takacağız. Tamam bak düştü. Evet çok güzel oldu. Gözlerin içine beyaz da ekleyebilirsiniz. Yani şuradaki gibi gözlerin istediği yere baktırabilirsiniz. Yani ister sağ, ister sol, ister aşağı, ister yukarı fark etmiyor. O size kalmış genel şekilde. Ben burada şöyle ufak bir parça keseceğim. Al oğlum senin olur. Tamam. Yuvarlığı nasıl çıkartacağım? Vallahi arkadaşlar buna göre küçük bir parçamla tamamen el becerisiyle çıkartmaya çalışacağım. Yani her bir kesişte döndüreceğim bunu. Evet arkadaşlar. İki tane noktamızı çıkarttık. İsterseniz bu gözleri direkt baktırabilirsiniz. Bu şekilde. İsterseniz şöyle biraz kenara alıp sağ tarafa bakıyormuş gibi yaptırabilirsiniz. İsterseniz sol, isterseniz aşağı veyahut da şaşı da yapabiliriz arkadaşlar. Yani illa düzgünmüş olsun. Bence biraz muhareme benziyor mu? Bence muhareme benziyor değil mi? Hayır. Tam düş. Tam berber. Ben sana başka yapıyorum. Sen onlara ne önemiyorsun? Al. Arkadaşlar bunu ben de şaşı yapalım. Ben de hoşuma gitti şaşı. Aynı şekilde çok az bir şey söyleyeyim. Söylemedik. Şöyle gözümün tekini aşağı kaydıralım. Bu kalemun gibi oldu mu? Tekini şöyle yukarı kaydıralım. Dil görmüş gibi oldu la bu. Dil yapsak mı acaba? Al oğlum. Dil yapmayı gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar gene şuradan böyle güzel bir parça kesiyorsunuz. Evet arkadaşlar. Dil yaparken bir köşeden gireceksiniz. Örnek yapalım şu köşeden gireceğim. Bir hilal donlayıp büyümüş gibi düşünün. Gene size kalmış beceri tabii. Bunlar kalıplar olmadığı için biz elle kesiyoruz. Olduğu kadara kadar çok güzel bir şey beklemeyeceksiniz. Makine değiliz. Gülü yandan tutatalım şöyle size. İsterseniz yandan, isterseniz ortadan fark etmiyor. Tamamen size kalmış bir şey. Yanına fırlatayım dilini. Normalde buna dil koymayacaktım ama hani sizin yapacağınız karakterler dil nasıl yaparız diye düşünürseniz diye. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim. Muhammed Eşref kardeşim özellikle istediği için bu videoyu ayarladım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Çok farklı videolarla gelmeye çalışacağım dediğim gibi. Sizin de aklınızda fikrinizde farklı farklı videolar, farklı farklı şeyler varsa onları da videoların altına yorumlara bırakırsanız ne gibi videolar çekmek istediğimi onları da elinden geldiği gibi çekmeye çalışırım. Oğlum al bir dakika bak şunu. Tamam al senin olsun. Evet oğluma teslim edelim bunu. Yoksa rahat durmayacak. Parçalayacak ama hemen parçaladım. Hayır. Yani Muharremciğim 2 dakikada hemen parçaladım. Teşekkür ederim ya. Vallahi billahi yani. Emeğe saygı lütfen ya. Ben bir sanatçıyım. Emeğe saygı lütfen. Arkadaşlar bay bay diyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.